Sayın seyirciler, Suriye ve Irak konusunda bir süredir ortak hareket eden Türkiye ile İran arasında bugün kritik bir görüşme yapıldı. Ankara'ya gelen İran Cumhurbaşkan Yardımcısı İshak Cihangir'i Başbakan Binali Yıldırım'la görüştü. Düzenlenen ortak basın toplantısında ikili ilişkiler ve bölgesel konular üzerine önemli mesajlar verildi. Görüşünüzde hazır direksiniz. Ankara kritik bir ismi ağırladı. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangir'i ekonomi, Barzani ve terör gündemiyle Ankara'ya geldi. Merhaba asker. Başbakan Binali Yıldırım konuğunu Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. İki isim ardından baş başa görüşmeye geçti. Heyetler arası görüşmelerin de tamamlanmasıyla ortak basın toplantısı düzenlendi. Açıklamalar öncesinde iki ülke arasında çeşitli konularda işbirliği anlaşmaları imzalandı. Cihangir'i, İran ve Türkiye arasındaki ticari işlemler iki ülkenin ulusal para birimleriyle yapılacak. Bu konuda anlaştık ifadesini kullandı. Başbakan Yıldırım da uzlaştık açıklaması yaptı. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılması gereken adımları şimdiden atmaya başladık. Ulusal paralarımızla ticaret yapılması bunlardan en önemlisidir. İki ülkenin Merkez Bankası konuda mutabakata varmış. Önümüzdeki günlerde de uygulamayla ilgili diğer bankaların bilgilendirilmesi süreci başlatılmış olacak. Görüşmede Türkiye'nin İran'dan aldığı doğalgaz ve petrol miktarının artırılması da kararlaştırıldı. Basın toplantısında Irak ve Suriye'deki gelişmeler de gündeme geldi. Bu maceraya sebep olanların bölgede artık var olmaları ve yönetici olarak hayatlarını sürdürmeleri oldukça zor gözükmektedir. Başbakan Yıldırım, Türkiye, İran ve Irak'ın bölgede bir terör devletine izin vermeyeceğini söyledi. Yapay devlet oluşumu oluşturma gayretlerine hiçbir şekilde yol açmayacak bir durumun, bir sonucun elde edilmesi için birlikte çalışılacaktır. Burada statü değişikliği sadece Irak'ın ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit olmayacak. Aynı zamanda İran ve Türkiye'nin de bölgedeki menfaatlerine ciddi şekilde mahsur teşkil edecektir. Bu bakımdan bölgeyle ilgili hassasiyetimiz, bölgenin geleceğiyle ilgili hassasiyetimiz İran'ın da Türkiye'nin de tamamen aynıdır. İran Cumhurbaşkan Yardımcısı Cihangir de Barzani'nin referandumunu değerlendirdi ve İsrail'i işaret etti. Devletler birbirleriyle işbirliği yaparken, terörizmle mücadeleyle meşgulken birden ani bir şekilde İran bir köşesinde bir referandum konusu ortaya çıkıyor ve bağımsız bir ülke konusu tartışılmaya başlıyor Irak-Kürdistan bölgesinde. Bütün bu kompleler uluslararası güçler ve İsrail tarafından, Sayın Üst Rejim İsrail tarafından yapılıyor ve onların bu işte parmakları olduğu çok kesin ve net bir şekildedir. Cihangir'i, Müslümanlar arasında mezhep çatışması çıkarmak isteyen güçlerin asıl amacının bölge ülkelerini zayıflatmak olduğunu da söyledi. İşin gerçeği bu değildir. Konu ne Şii-Sünni kavgasıdır, ne konu kavimler arasındaki konudur. Onların temel amacı bölgedeki güçsüz ülkeleri zayıf konuma düşürmek ve onlara daha farklı ve cüz'i meselelerle uğraştırmaktır.